Bekir Usta önce yaptığı işi güzel bir şekilde yapmalı ve orijinaline sadık kalarak yapmalı. Osmanlı'daki ustaları örnek almalı. Tesbih nedir? Tesbih kimine göre bir magandalık aracı, kimine göre ipe dizilmiş boncuklar, kimine göre sanat, benim ise bütün dünya. Kainatta her şey Allah'ı zikreder, tesbihin en güzelini de Türkler çeker. Babam çok ince ruhlu, çok iyi niyetli. Ustalık olarak bir malzemeyi 33'lük bir tesbih yapacaksa 66 tane keser veya 99 tane keser. Aralarından en temizlerini seçip tek bir tesbih edecek. Hüseyin Usta çok güzel bir usta, seviyorum ustamı. Bana göre ustaların kralı diyebilirim. Tesbihin en ince ayrıntısına kadar saatlerce, hatta bazen günlerce, haftalarca düşünüyor. Nasıl yeni model yapabiliriz? Deniz açıldıktan sonra tesbihi elinde sallarken teknenin puntellerine takılıyor, tesbih denize düşüyor. O haliyle tesbihin peşinden gidip aşağı yukarı 40 metre derinlikten tesbihi çıkartıyor. Yani ben dedim ya niye böyle, yani yapardık neticede, abi o değil dedi, parası da önemli değil. Ben dedi o tesbihi yaparken senin gözlerinden yaş aktığını gördüm. O emeğe saygı duyarak atladım dedi. Ben Hüseyin Çelik, 1964 İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul Gazi Osmanpaşa'da, şimdiki oturup doğup büyüdüğüm yerde tamamladım. Üniversite eğitimi alamadım. Daha sonra akabinde 1984 yılında askere gittim. Evli olarak askere gittim. Tezkere bitiminde bir hemşerim olan, aynı zamanda bir asker arkadaşım vasıtasıyla tesadüfen tesbih işine girdim. Kendilerinin İstanbul Kapalı Çarşı'da dükkanları vardı, tesbih satış yerleri vardı. Aynı zamanda antikacıydılar. Kendi mesleğim, okul tatillerinde torna tesbihe bilgilerim olduğu için bir isimlik yapmıştım, masa isimli. Kendisi de kuyumcu olduğu için bunu yaldız yapması için Abdullah Öner arkadaşıma vermiştim. O da abisi gördükten sonra o isimliğin de ayaklarını cami minaresi şeklinde yapmıştım. Daha sonra akabinde Evci Vardiya'dan döndüğü zaman yapmış, getirmiş. Abisi bir teklif yapmış. Bu arkadaş eli yatkın, tesbih yapar diye. Tezkere bitiminde 1985 yılında kendileriyle yollarımız kesişti. O günden sonra işte tesbih işine başlamış olduk. Başladığımız zaman yanımızda kendilerinin de ustası olan, şu an hala şükürler olsun hayatta olan Zekai Şenyurt ustamın yanına gittik. Kendisi müthiş bir kuyumcu dehasıdır. Müthiş bir işleme sanatkarıdır. Onun yanında tesbihlere altın işleme yaparak başladım 1985 yılında. Akabinde o yıllarda bize Yusuf Özgen ustam rahmetli tesbihleri hazır halde, bitmiş tesbih getiriyordu. Biz Yusuf Özgen ustamın yaptığı tesbihlere altın çakıyorduk. Daha sonra Yusuf Özgen ustam çok yoğun olduğu için, bize de acil tesbih lazım olduğu için tesbihleri yetiştiremiyordu bize. Bizler de dedik ki biz kendimiz yapmaya çalışalım. Çünkü ustaların çoğu atölyelerine kimseleri sokmazlar. Çocuklarına yetiştirmek isterler vesaire. Biz kendimiz yapmaya başladık 86-87 yıllarında ve bunu bir şekilde başardık. Yani başımızda bir usta yoktu. Kendimiz Abdullah Öner arkadaşımla beraber deneme yanılma yöntemiyle bunu bir şekilde başarmaya çalıştık. Çıraklık döneminde ilk Yusuf Özgen ustamın yaptığı tesbihlere bakarak bir şeyler yapmaya çalıştık veya işte geçmişten Osmanlı'dan kalan tesbihlere bakarak zanaat yöntemiyle bir şeyler, yani onları taklit ederek bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonraları bu şekilde geliştikten sonra müşterilerimizin talepleri daha farklı bir şekilde oldu. İlk yaptığımız tesbih, mesela benim ilk tornada çektiğim tesbih Yüsürü tesbihti. Deniz Mercan'ı
diye bilek koral dedikleri bir türdü. Bundan tesbih yapmaya çalıştık. Tabii ki şimdi o günkü yaptığımız tesbihlerle şimdiki boyutlara baktığımız zaman aralarda dağlar kadar fark var. Yani o ilk yaptığım tesbihi şu anda satın almak isterdim. Yani ondaki hatalarımı şu an hiçbir müşterimin görmemesini isterdim. Tabii ki kendimizi geliştirdik zaman içerisinde. Hiçbir ustanız yok. Bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şu hataları şurada yapma diyecek başınızda bir bilir kişi yok. Abdullah Ömer'le beraber bunları biz başarmaya çalıştık. O usta böyle yapmış. Öyle yapmıştan ziyade onu öyle yaparken hangi bıçağı kullanmış, nasıl bir paso vermiş onu bilmiyorsunuz. Deneme yanılma yöntemiyle bir sürü imameler kırdık, bir sürü hatalar yaptık, deliklerinde hatalar yaptık. Şimdikilere baktığınız zaman şimdi 0.5 makatlarla çalışıyoruz ve 0.5-5.50 millerle, çelik millerle çalışıyoruz ve hata yapmıyoruz. Çok şükür. Yaptığımız tesbihi asker arkadaşım yani Abdullah Öner'in abisi Mustafa Öner patronumuzdu. Ona gösterdiğimizde ilk bir tesbih için iyi demişti. Yani bizi motive etme açısından söylediğine eminim. İyi demişti. Tabii ki Yusuf Özge'nin veya Biyomi Korucu'nun tesbihleriyle kıyasladığınız zaman bizimkiler yanında hiçbir şey değildi. Yani şimdi benim de şıraklarım var. Onların yaptığı tesbihlere baktığım zaman olmamıştı demiyorum yani. Olacak, daha da güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye motive etmeye çalışıyorum. Büyük bir ihtimalle bizim patronumuz da bizi o şekilde motive etmek için, hevesimizi kırmamak için daha güzel olacak. Bir sonraki daha şunu söylemişti bize. Bir önceki yaptığınız tesbihten bir sonraki yaptığınız tesbih aynıysa veya düşükse olduğunuz yerde sayıyorsunuz demektir. Ama bir sonraki yaptığınız tesbihin baktığınız zaman bir önceki tesbihi beğenmiyorsanız doğru yoldasınız demişti bize. Ben de çıraklarımı halen o yönde motive etmeye çalışıyorum. İsmim Adnan Tolga Çelik. Hüseyin Çelik'in oğluyum. Benim zaten böyle incik boncuk işlere aşırı derecede merakım var. Hırs var. Babamın yanına sürekli gidip geliyordum çocukluğumdan beri. Okul çıkışlarında gelip atölyede babama yardım ediyordum. Ondan sonra ciddi şekilde bir heves sardı. Heves sarınca yapmaya çalışmaya başladım. Bir takım şeyleri başardığımı gördüm. Babam da bunu onaylayınca daha fazla heves sardım. Ondan sonra yapmaya çalışıyorum babam gibi. Babam bana çok değerli bir meslek bıraktı. Sabır gerektiren bir meslek bıraktı. Günümüz gençlerine göz önünde bulundurduğumuz zaman sosyal medyada vesaire herkes bir değişik bir takım şeylerin peşinde. Bu mesleği genç bir insanın bilhassa yapması çok zor. Sabır isteyen bir meslek. Adım Serdar Kalkan, Hüseyin Usta'nın tesbih kalfasıyım. Küçüklükten beri tesbihe bir merakım vardı. Hala da devam etmekte aşırı bir şekilde. Bir tanıdığım vasıtasıyla ustamla tanıştım. Çok da memnunum tanıştığıma, iyi ki tanışmışım. Bana öğrettiği şeylerle sanatını daim etmeyi umuyorum. Okula gittim. Liseden bıraktım lise terki. Hüseyin Usta çok güzel bir usta. Seviyorum ustamı. Bana göre ustaların kralı diyebilirim. Tespihin en ince ayrıntısına kadar saatlerce hatta bazen günlerce haftalarca düşünüyor. Nasıl yeni model yapabiliriz? Hüseyin Usta çok değerli bir arkadaşımız, ustamız. Komşumuz, cana yakın iyi bir dosttur, iyi bir arkadaştır. Yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. El işçiliği onu çok güzeldir. Yaptığı işi çok işten yapar. Ondan sonra tespihlere özene bözene keser, biçer. Hep kumpasla ölçer onu. Çok değerli bir ustamız. ...1985 yılından sonra Abdullah Öner'in yanında, Mustafa Öner'in yanında 88 yılına kadar o şekilde çalıştım. Çalıştıktan sonra 1988 yılında kendilerinden ayrılmak istediğimi,
yalnız başıma çalışmak istediğimi, gerekirse beraber koordineli olarak çalışabileceğimizi söyledi. 1988 yılında ilk atölyemi açtım. Atölye derken de evde çalışmaya başladım. Tabii imkanlarımız zayıftı. Evin bir köşesinde çalışıyordum. Piyasa diye tabir edilen işte Kapalı Çarşı, Beyazıt Çınaraltı, sahafların orası, oralarda başladım. Başladıktan sonra yani imkanınız yok, malzeme alamıyorsunuz. İlk yaptığım, serbest olarak çıktım, ilk yaptığım, param yoktu, malzeme alamamıştım. Evimin terasında bir sandık vardı, portakal sandığı, ya çam ağacıydı. O çam ağacından bir tespih yapmıştım. Yaptım, onu Kapalı Çarşı'ya götürdüğüm zaman onu satmıştım. Onun parasıyla biraz işte abanoz malzeme almıştım. Onları yapıp cumartesi günleri Beyazıt Çınaraltı'na götürüyordum. Orada işte müşteri bekliyordum. Masaya koyuyorduk tespihleri. İşte ya sen kimsin? İşte ben tespihçi Hüseyin diye lanse ediyordum. Öyle öyle bir iki yıl içinde kendimi tanıtmaya başladım. Tanıttıktan sonra Beyazıt Çınaraltı'na o tarihlerde Türkiye'nin her yerinden tespih sevdalıları gelirdi. Hafta sonları yani cumartesi, pazar günleri orada bir keşmekeş, bütün tespih ustası da fazla yoktu. Yani bir ben vardım, Abdullah Öner vardı, Yusuf Özgen vardı, Bünyamin Korucu vardı tespih ustası olarak. Başka tespih ustası yoktu. Yusuf Özgen zaten Beyazıt Çınaraltı'na gelmezdi, müşterileri onun ayağına giderdi. Bir tek ben vardım, Emin Bilgin vardı. Bunlar işte Beyazıt Çınaraltı'na gelirdik, herkes yaptığı tespihleri beğeniye sunardı yani. Beğenilirse, kimin tespihi beğenilirse onu satın alırlardı. Biz her hafta sonları bir hafta çalışırdık. Cumartesi, pazar Beyazıt Çınaraltı'na gider tespihlerimizi satardık. Bir haftalık nafakamızı temin ederdik. Akabinde hep aklımda yani tespih dendiği zaman direkt olarak Elazığlı Yusuf Usta gelirdi akla. Başka yoktu. Bir de Bülent Dölen vardı. Onun haricinde Yusuf Özgen'in çok adı ön plana çıktığı için ben hep derdim yani, hep dua ederdim. Allah'ım ne zaman ben Yusuf Özgen gibi benim de adım duyulacak, tespihçi Hüseyin Usta denecek diye hep bir hayal ederdim. Bir hedef koydum kendime. Onun gibi olayım, onun gibi şey yapayım, tespihler yapayım diye. Bir koleksiyoner müşterim aracılığıyla Yusuf Özgen'le tanışma fırsatı buldum. Kendisine çırak olmak istediğimi, bilabeder kendisine çıraklık yapmak istediğimi söyledim. Sağ olsunlar kabul ettiler. Yollarımız 1993 senesinde kesişti. Kendisinden bu süre zarfında, 10 yıllık süre zarfında bir malzemenin ne kadar hassas olduğunu, değerli olduğunu, ölçü ve göz nizamının ne kadar bir tespihte önem taşıdığını fark ettim. 2003 yılında kendisini kaybetti. Kaybettikten sonra oğlu İbrahim Özgen'le beraber çeşitli çalışmalar içinde bulundum. Çeşitli çalışmalarla kendimizi daha da geliştirmeye, Yusuf Özgen ustamızın izinden yürümeye gayret ediyoruz halen. Çalışmalarımızı halen bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Beyazıt Çınaraltı bir tespih ustası için İstanbul'da özellikle ki bana göre tespih merkezi, satış yeri, tüm koleksiyonerler İstanbul'dur. Çok değerli ustalarımız var Türkiye'mizin çeşitli yerlerinde ama merkez baktığınız zaman İstanbul'dur. Zaten tüm dünyada da bugün Mekke'ye gidin, Medine'ye gidin, oradaki Suudi krallarına bakın, hep İstanbul'u tespih derler. İstanbul ustaları, tarihte de bu böyledir. Tarihte de baktığınız zaman birçok usta, Tophaneli İsmet olsun, Topuz'un Halil olsun, Yamalı Nuri olsun, Börekçi Rıfat olsun, hepsi İstanbul'da. İskender Usta olsun, Erzurum'da olmasına karşılık İstanbul Kapalı Çarşı'da dükkan sahibiymiş. Birçok usta İstanbul'da yetişmiş ve tüm dünyadaki koleksiyonerler İstanbullu ustalar veya İstanbul Tespih Merkezi diye adlandırmışlar. Buna mukabil baktığınız zaman bir tespih ustasının da ilk başlangıç ve çıkış yeri İstanbul Beyazıt Kapalı Çarşı veya sahafların orası Çınaraltı diye tabir ettiğimiz yerdir. Bütün tespih sevdalıları orada birikir çünkü. Adeta tespihin borsasıdır.
üç evlat sahibiyim. Oranın ekmeğiyle çocuklarımı büyüttüm dersem yalan olmaz. Hakikat budur. Benim de çıktığım yer orasıdır. Otobüse binip Beyazıt Kapalı Çarşı'ya geldiğim zaman orada çocuklarımın nafakasını çıkaracağım yerdir diye benim için ayrı bir yeri vardır. Oradaki tabii ki şimdi o konsept kalmadı artık Beyazıt Kapalı Çarşı veya sahafların önünde. O zamanki Türkiye'nin her yerinden Adıyaman'dan köy ağaları gelirdi. Ayağında körüklü çizmeler, 8 köşe kasketle Mehmet Ağa vardı mesela. 4 gözle ayda bir sefer Mehmet amcayı beklerdim ben. Ona tespih satayım diye. Hacı Raşit vardı mesela, o da Adıyamanlıydı. Bunlar tespih sevdalılarıydı. Onlara tespihlerimi beğendirebilmek için gözlerinin içine bakardım. Yeter ki hani bir tespih satabileyim, edebileyim diye. Böyle bir elit müşteri piyasamız vardı. Ben kendi internetteki web sitemde de yazdım. Bugün biz yeni ustalar olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. 7 sertlikteki bir taşı kesip çok rahat delip işleyebiliyoruz. Ben hala 33 yıllık bir tespih sanatkarı olarak eski ustalara aklım sırrım ermiyor. Adam Necef tespih yapmış, üzerine fesata yapmış, deliklerini delmiş ve pırıl pırıl günümüze kadar o tespih gelmiş. Ben bugün çalışırken Necef bir imame yapacağım. 2 tane çift deliğini veya imamenin deliğini 4 saatte 5 saatte delemiyorum. Yani onu şimdiki teknolojiyle, işte Cumhuriyet öncesi ustalarının teknolojisine baktığınız zaman bugün biz bütün ünlü firmaların karbür makaplarını kullanıyoruz. Jilet gibi her şeyi deliyor. O zamanki diyorum ne makap varmış ne bir şey varmış. Araştırmalarımda her usta kendi makabını kendisi yapmış. Hepsini elde yapmış. Daha sonra araştırdığımda bir Necef 99'lu tespihi bir usta bir yılda yaparmış. Ve hareme götürürmüş o tespihi. Haremden padişah tarafından, zamanın padişahı tarafından işte oradaki gözdelerine hediye edilecek vesaire harem ağaları tarafından satın alınırmış. Ve o usta o tespihi bir yılda yaptığı için bir yıllık akçesini ve erzağını haremden alırmış. Bugün baktığınız zaman biz bir yılda bir tespih yapsak günümüz şartlarında ne değer biçeceğiz ona? Günümüz ustalarına baktığınız zaman kemane tezgahlarla çalışmışlar. Hala aklım fikrim ermiyor. Bir taraftan tanenin devrini, bir taraftan tanenin modelini, beyni ikiye bölmek gibi bir şey bu. Bir insan beynini ikiye bölemez. Yani çok zor bir şey bu. Hem buradan makabın tanenin devrini ayarla, hem buradan taneye model ver. Beyin iki tarafa bölünüyor. O yüzden onlara yaptığı için saygı duymak gerekiyor. Bizler yapıyoruz. Bizler istediğimiz devirde ayak pedalıyla beraber taneyi istediğimiz devre düşürüyoruz, istediğimiz devre çıkartıyoruz. Ve imamenin üstünde 10 tane 15 tane halkayı çok rahat çıkartabiliyoruz. O zamanki ustalar nasıl yapmış bunu, nasıl becermişler? Tahta tezgahla. O yüzden onlara saygı duymak gerekiyor. Bir tespih ustası öncelikle tezgahından çıkacak olan tespihi, ben bunu kaça satarım, kaça satmalıyım, bir an önce bitireyim de parasını alayım mantığıyla çalışırsa usta değil, tüccar olur. Ama hem tüccar hem sanatkar olmak gerekiyor. Yaptığınız işi, ya bunu müşterim nasıl beğenecek acaba, nasıl beğendirebilirim? Maddiyatı ikinci plana bırakır ise, sanatını güzel yapar ise, zaten müşterisine götürdüğü zaman maddiyat onu bulur, o ustayı bulur. Yeter ki işini iyi yapsın. Bu mantıkla çalışırsa usta olur. İlk dediğim mantıkla parayı bir an önce alayım da yapayım götüreyim, parasını alayım mantığıyla çalışırsa usta değil tüccar olur. Bir usta önce yaptığı işi güzel bir şekilde yapmalı ve orijinaline sadık kalarak yapmalı. Osmanlı'daki ustaları örnek almalı. Neler yapmışlar, neler yapmışlar. Bugün tespihin üzerinde istediğimiz gibi, istediğimiz motiflerle oynayabiliyoruz. Ama ben bazı yeni yetişen kardeşlerimiz var.
tesbihi tesbih formundan çıkarmışlar. Çeşitli motifler falan yapmışlar üstüne ama yani baktığınız zaman İmamen'in altı Mevlevi üstül hale. Yani biraz o konsepte bir sürü kitabımız var. İşte Bektaşi tacı yapmışsın, üstüne lale koymuşsun. Ken alaka bir şey. Bektaşi tacını alta yaptıysan üste de onu yapman lazım. O formu, o dizaynı koruman lazım. Yetiştirdiğim çok sanatkar var piyasada. Şu anda hala iş yapan oğlum var. Okumadı maalesef. Ben de atölyeye gireyim. İlk onu bir elektrikçinin yanına verdim. Orada inşaatlara kablo taşıdı. Ondan sonra bir halı yıkama atölyesine verdim. Beşinci katı ıslak halıları taşıdı. Ki atölyenin kıymetini anlasın diye. Birdenbire ben Hüseyin Usta'nda olayım, ben patronum. Mantığıyla gitmesin diye. Çünkü çalışanlarımız da vardı burada. O süreci atlattıktan sonra atölyemizi aldık. Burada işte ilkokul, ortaokul o aralarda geldi, başladı. Ben dedim kendisine, burada ustamız vardı. Ustamıza dedim, eti seni kemiği benim. Hüseyin Usta'nın oğlu mantığıyla gütmeyeceksin. Bir çırak nasıl başlıyorsa öyle başlar. Yerleri sildi, süpürdü, çay taşıdı vesaire. Çıraklıktan değil, yamaklıktan başladı. Bizde öyledir. Çırak olamazsın. Yamak olacaksın önce. Ondan sonra o süreçleri atlattıktan sonra ufak ufak işte tane kesimiydi, delimiydi, zımparasıydı, cilasıydı. Bunlarla başladı. Daha sonra yavaş yavaş tanelerin yontulması, şekil verilmesi, model verilmesi bunlara başladı. Bu süreci atlattıktan sonra imam ve tepelik tesbihin süsleyen parçaları yapmaya başladı. Akabinde tesbihin üzerine çeşitli Osmanlı motiflerini gösterip oğluma bunları tesbihin üzerinde işlemesini, yavaş yavaş işte bir tesbih yap, yaptığın tesbihin üzerinde onu işle. İşte deneme yanılma, bozdu, etti vesaire. Şimdi dört dörtlük yani benim yaptığım şeylere mana bulur oldu yani. O şekilde yetişti. İlk yaptığı tesbihi gördüğümüzde bir deve kemiği tesbihti. Yaptı, dizdi, cilasını yaptı, gösterdi. Yaptığı tesbihin üzerinde dedim, kendi hatalarını kendin görebiliyor musun? Bir tane de benim yaptığım tesbihi koydum. Baba dedi, imamesini dedi uzun yapmış. Tanelerine dedim bak, taneleri dedi, biri o tarafa bakıyor, biri bu tarafa. Şimdi dedim, al bu tesbihi, benim tesbihi koy karşına, ona bakarak başka bir tane yapmaya çalış. Tuttu başka bir tane malzeme kesti. Baktım o daha iyi. Ufak tefek ölçü hataları var vesaire. Zamanla birkaç ay sonra baktım ki çok güzel testler yapmaya başladı. İşte halka çıkarma ne şekilde çıkacak, nasıl olacak? Halkayı çıkartıyorsunuz, imamenin makap ip geçecek yerlerini çok düzgün delmelisiniz. Halka çıkartırken o deliğe patlamasın, makap çıkmasın oradan. Onları ne şekilde delebileceğini, onları deneme yanılma yöntemiyle şimdiki durumuna geldi. Tabii hatalıydı yani. Bir tesbih ustası zaten tesbihe başladığı zaman önce tanelerinde 33 tane taneyi makinede çıkarmıyorsunuz bunu. Hepsi eni boyu modeli, tane modeli bir olmak zorunda. Onda iki hataya, onda biri pek fark edemezsiniz. Onda iki hata yapsanız sarhoş tane dediğimiz göze çarpar 33 tane tanenin içinde. Çok ince çalışıyorsunuz çünkü. Bu hassasiyete dikkat etmesi gerekir bir tesbih ustasına. Tesbihi komple sıfırdan başlayıp yapabiliyorum. Şu anda tesbihin bir tane tanesini yapacağım. İlk başta köşelerini alıyoruz. Tesbihin tanesinin modeli neyse. Tesbihin diğer taneleriyle birlikte hepsinin tek model olması gerekiyor. Ölçülerinin aynı olması gerekiyor. İlk bunları denerken değerli olan malzemelerden değil, daha alt segmentteki malzemelerden deniyorduk.
babamın yapmış olduğu tespihi önüme alıp birebir aynısını yapmaya çalışıyordum. Babam çok ince ruhlu, çok iyi niyetli. Ustalık olarak bir malzemeyi 33'lük bir tespih yapacaksa 66 tane keser veya 99 tane keser. Aralarından en temizlerini seçip tek bir tespih edilir. Sergilerden sonra 96-97, tabii Yusuf Usta'nın yanında bir şeyler öğrenmeye başlamışsınız. Tespihleriniz beğeniliyor, takdir ediliyor. Ondan sonra tespihlerimiz o şekilde takdir edildikten sonra ben para kazanmaya başladım. Ondan sonra 96 yılından beri esnaf arkadaşlarımızla çalışamıyorum, vakit ayıramıyorum daha doğrusu. 96 yılından sonra yaptığımız bütün çalışmaları, kendimizi de bu aralarda geliştirerek, çünkü ben Osmanlı'ya hayran birisiyim. Osmanlı ve Selçuk motiflerini tespihlerimde lanse etmeye çalıştım, işlemeye çalıştım. Müşterilerime sunmaya başladım ve takdir gördü. Takdir görünce fiyatlarımızı yukarıya çekmeye başladık sanatkar anlamında. Malzemelerimizi doğal malzemelerden seçmeye gayret ediyoruz. Şöyle ki, bir tespih ustasının kullandığı malzemelerin içinde hayvansal malzemelerimiz çok aşırı şekilde fazla. Bunun haricinde tespih malzemelerini 5 ana grupta toplayabiliriz. Hayvansal malzemeler, bitkisel malzemeler, fosil grubu, deniz ürünleri gibi malzemelerden toparlayabiliriz. Hayvansal malzemelerin içinde işte fil dişleri, mors balığı dişleri, balina dişleri, kaplumbağa kabukları, vesaire, bu gibi malzemeleri sayabiliriz. Çeşitli boynuzlar, gergedan boynuzları vesaire. Bitkisel malzemelerin içinde kuka, narçıl, fosil malzemelerin içinde kehribar, zümrüt, yakut, firuze, turkuaz gibi bu tür malzemeleri sayabiliriz. Deniz ürünlerinde İnci ve mercanı sayabiliriz. Bu gibi doğal malzemeleri, yani tespih yapımına gelebilecek sertlikteki malzemeleri kullanıyoruz. Ahşap grubu zaten çok geniş bir grup. Abanozlar, ödağacılar, peresenkler vesaire. Bu tip işte Afrika gülleri. Bunları kullanıyoruz. Yani burada mühim olan tespihe verdiğiniz, çünkü 1.99 yaptığınız zaman sizin neredeyse malzemesine göre 3 günle 1 hafta gibi bir sürenizi alıyor. Dolayısıyla kullanacağınız malzeme de ona göre değerli olması gerekiyor. Yani işte alıyorum bir şimşir ağacını alıp da ona bir hafta emek harcarsanız müşteri soracaktır size, malzeme nedir? Şimşir. Ya usta, keşke bu meyi şimşire değil de başka bir ağaca yapsaydın gibi. Bu tür malzemeleri kullanıyoruz. Benim en çok sevdiğim malzemeler, en zor olan işleri, zor işlenebilen işleri çok seviyorum. Bunun taş mesela, mercan çok zor bir malzemedir. Her ustanın işleyebileceği bir malzeme değildir. Yani Türkiye'de herhalde yanılmıyorsam benle beraber 2-3 kişi daha yapıyor. Mercanı çok seviyorum. Taş grubunu çok seviyorum. Firuze, işte sedef. Sert ve zor olan malzemeleri çok seviyorum. Nadir çıkıyor çünkü. En çok işlediğim bugüne kadar kehribar. Kehribarın şeyine baktığınız zaman şimdi yaklaşık yaşı 50 milyon yıldır, fosildir. Şimdi üniversitelerde bazen görüyorum bir sergide, Efes'te bir sergide bir öğretim görevlisi kehribarı anlatıyor öğrencilerine. Bakın diyor, yaklaşık diyor işte 3-4 bin yıllık malzeme diyor. Müdahale ettim. Dedim siz nereden biliyorsunuz 3-4 bin yıllık olduğunu? Bu şekilde. Dedim, öğretmen misin? De, öğretmenim dedi. Dedim, yok hocam, yanlış biliyorsunuz. Kehribarın yaşı 50 milyon yıldır. Nasıl yani dedi, olur mu öyle şey? Nereden anlamışlar dedi. Dedim, kehribarın içindeki fosillerden, böceklerden, sineklerden kehribarın yaşını tahmin edebiliyorlar. Yaklaşık yaşı 50 milyon yıldır. Özellikle kehribarda kalite çok önemlidir. Dünyanın en birinci kalitesi Kaliningrad Baltık kehribarı dediğimiz türdür. Bu denizden çıkar ve renkleri sarı ve beyaz damarlıdır. Çok nadir türlerdir bunlar. Bunun haricinde Ukrayna ve Litvanya'dan da çıkar. Bunlar daha yeşilimsi gibidir.
iyi bir kehribar koleksiyoneri Litvanya ve Ukrayna kehribarını tercih etmez. Piyasada boldur çünkü. En nadir olan kehribar taşlarını seçmek isterler. Onun haricinde Baltık kehribarında, yani bir usta işte 9'a 12 milim ölçülerinde bir tesbih yapacak ise, tesbihi tartarsınız 30 gram gelir. Ama o 30 gramlık tesbih en az 180-190 gram taştan çıkar. Bazen müşterilerimiz de böyle ters de düşebiliyoruz işi bilmeyenlerle. Kehribar çok özellikli bir malzemedir. İyi bir usta da işlediyse onu zaman içerisinde, çünkü açık sarı limoni renkte 20 yıl sonra bir bakıyorsunuz oranj portakal rengine gelmiş. İçindeki nem gittikçe kurutuyor. Çünkü tesbih yapmışsınız 32 gram. 10 yıl sonra bir bakıyorsunuz 24 gram geliyor. İçindeki nem gittikçe kırılganlığı artıyor ve rengi değişiyor. Şimdi teknolojiyi kullanıyoruz, ayak pedalımız var. Devri istediğimiz gibi düşürüyoruz. Bunu 100 yıl öncesinde düşünürseniz kemane bir tahta tezgah. Hata payı çok çok fazla. Bizim tezgahlarımızda hata payı sıfır. Milimiz düzgün dönüyor, karşılığımız karşılıyor. 100 yıl öncesinin ustalarını düşünürseniz, ki günümüzde Allah nur içinde yatırsın, daha yeni kaybettik. Herhalde 80 yaşlarında falandı. Yaşar Evci usta, kemaneyle çalışan son ustaydı Edirne Kapı'da. Galip Başsaka ustamın çırağıydı. Onu kaybettik. Kemaneyle çalışan tek insandı. Ki ben Yaşar Evci ustayı seyrettiğimde beynim hala almıyor. Yani bir taraftan tezgahın devrini ayarlarken bir taraftan da burada taneyi nasıl düşünebildi? Nasıl yapabiliyorlar? Biz şimdi pedalla istediğimiz gibi çalışıyoruz yani. Tesbih tarihine baktığınız zaman şimdi her ne kadar Müslümanlara yakıştırılsa da tesbih aslında milattan önce 800'lü yıllarda Hindular tarafından, Budistler tarafından ilk tesbih çıkartılmış. Milattan önce 800'lü yıllarda. Ki Peygamber Efendimiz de dualarını, ki Peygamber Efendimiz hiç tesbih kullanmamış. Dualarını bile yerden topladığı çakıl taşlarıyla bir küpün içine atarak bilirmiş. Daha sonra 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl civarında tesbih Osmanlı kültürden geçiyor. Fakat Hindular tarafından çıkartılmasına karşılık Osmanlı'da tesbih 17. yüzyıl sonları tesbih en şatafatlı dönemini yaşıyor. Ve 17. yüzyıl, 18. yüzyıl başları tesbihte altın çağını yaşıyor adeta. Çünkü en ünlü Osmanlı harem ustaları da o tarihlerde yetişmiş. Tophaneli İsmet Usta, Topuzun Halil Usta, ki bugün tesbihleri müzelerde bile birçok koleksiyoner tarafından astronomik rakamlara satın alınan ustalar bunlar. Tesbihlerin üzerine imza atmışlar. Ve bugünkü tesbih kültürünün temelini o zamanlardan atmışlar adamlar. Yani ilk halkalı imameyi biz mesela Halil Usta'nın imzalı tesbihlerinde gördük. Bir tarihte bir müşterime bir tesbih yapmıştım. Tesbihe de aşağı yukarı 1,5 ay kadar uğraşmıştım. Tesbihi müşterime teslim ettim. Ücretimi aldım. İzmir'deydi müşteri. Ücretimi aldım. Kendisi de tesbihi çok seven birisiydi. Genç bir kardeşim. Teknesiyle beraber denize açıldı. Denize açıldıktan sonra tesbihi elinde sallarken teknenin puntellerine takılıyor. Tesbih denize düşüyor. O haliyle tesbihin peşinden gidip aşağı yukarı 40 metre derinlikten tesbihi çıkartıyor. Yani ben dedim ya niye böyle, yani yapardık neticede. Abi o değil dedi, parası da önemli değil. Ben dedi o tesbih yaparken senin gözlerinden yaş aktığını gördüm. O emeğe saygı duyarak atladım dedi. Tesbih sanatının yaşatılıp geliştirilmesi tek amacım. Eleman yetiştirmek, çırak yetiştirmek. Çünkü
Günümüzde tespih sanatkarlarımıza baktığınız zaman hiçbir usta atölyesine hiçbir elemanı, kendi ailesinden olmayan hiçbir elemanı almıyorlar. Sanırım herhalde mesleğimizi çalacak, bize rakip olacak düşüncesi var. Belki saygı duymak lazım, bir şey diyemiyorum ama ben kendim Hüseyin Çelik olarak o kanaatte değilim. Herkesin rızkı Allah'tan geldiğine inanıyorum. Şurada Hüseyin Usta'nın atölyesinin yanında 50 tane atölye olsa ne olur diye düşünüyorum. Hiçbir şey olmaz. Allah bana o rızkı verdiyse o müşteri buraya gelecektir diye mantık yürütüyorum. Bununla mukabil bugün Hüseyin Çelik Atölyesi'nden şu anda piyasa diye tabir ettiğimiz tesbih piyasasında en az 7-8 tane tesbih ustası acizane benim sayemde ekmeklerini kazanıyorlar. En azından bugün baktığınız zaman o tesbih ustalarının eşleri dahil, hanımları dahil bana bayramlarda, kandillerde telefon edip rızıklarını kazandığı için ve eşlerini yetiştirdiğim için dua ediyorlar. Bu bize yeter diye düşünüyorum. Neredeydik, nerelere geldik? Bu tabii ki benim tesbihe duyduğum aşk. Çünkü ben hep şöyle düşünmüşümdür bu mesleğe başladığımdan beri. Yaptığınız iş zaruri bir ihtiyaç maddesi değil. Bir hobi, bir zevk. Genelde sabah erken kalkıyorum, saat 7 gibi. 7 gibi atölyeme geliyorum. Atölyeye geldikten sonra çayımı hazırlıyorum. Günlük gazetelerimi okuyorum. Onların akabinde siparişim neyse, o gün başlayacaksam eğer, o siparişimi kesiyorum. Yani verilen sipariş diyelim ki bir kuka tesbih. O kuka tesbihin malzemesini alıyorum. Şu şekildedir malzemesi. Burada yapılan işlem, öncelikle taremizin balansını alıyoruz. Ve bizim siparişimiz şu anda zeytuni diye tabir ettiğimiz bir tesbih tane modelidir. Tanemizi sağlı sollu olarak merkezleyip uçlarını indiriyoruz. Şu anda o işlemi yapıyoruz biz. Evet. Sağdan soldan indirmemizin sebebi tanenin tam merkezini bulalım diye. Burada. Evet. Tanemizin uçlarını milimize kadar indik. Şimdi tanenin formunu veriyoruz. Evet. Kumpazımızla da ölçüyoruz, ölçüyü kaçırmayalım diye. Burada mühim olan tanenin iki ucunun ve ortadaki şişkin olan göbek kısmının ne sağda biraz fazla, ne solda biraz fazla, tam merkezde olması çok önemlidir. Biz ona dikkat etmeye çalışıyoruz şu anda. Yani burada şimdilerde bakıldığı zaman bu kullandığımız malzeme aslında çok önemli bir malzeme. Şu an için, günümüz için her ne kadar fiyatları malzeme olarak düşük ise de zamanında bir kuka 99 tespihe 10 dönüm tarla verirlermiş. Şimdilerde biraz fazlalaştığı için malzemesi tabii ki fiyatları da haliyle düştü. Yani 1994 senelerinde bir kilosu 10.000 dolarlar civarındaydı. Bu şekilde ortadan ikiye kesildiği zaman bunun içerisinde belli bir çekirdek vardı. Bunlar ekseri Brezilya'dan gelir. Brezilya'ya kadar biraz daha ufaktır ve içlerinde 2-3 çekirdek vardır. Bu benim kullandıklarım Sri Lanka kukasıdır. En kıymetli kukalardan bir tanesidir ve istediğiniz kalınlıkta tesbih alabilirsiniz bundan. Genelde kukalar ufak olduğu için imamilik parçalarında sıkıntı çıkartabilir. Çünkü eğik malzemedir ve imamenin boyu da kısa çıkar. Ama Sri Lanka kukalarında istediğiniz boy imameyi alabilirsiniz hemen hemen. Malzemeleri bizlere temin eden firmalar var.
Bunlar işte Sri Lanka'dan, Brezilya'dan veya işte çeşitli diğer malzemeleri Filipinler'den, Hindistan'dan, Somali'den vesaire bunları getirip resmi yolda satışını yapan arkadaşlarımız var. Biz onlar vasıtasıyla, yoksa bir tespih ustası kalkıp da fil dişini Hindistan'a gitmesine veya işte kaplumbağa kavuğu için Filipinler'e gitmesine hiç gerek yok. Tesbih nedir? Tesbih kimine göre bir magandalık aracı, kimine göre ipe dizilmiş boncuklar, kimine göre sanat, benim ise bütün dünya. Onun haricinde yattığım odanın yanında, komidinde her zaman bir kurşun kalemim, silgim ve A4 kağıtlarım vardır. Yatarken işte insan haliyle hemen dalamıyorsun uykuya. İlk düşündüğüm şey yeni bir modeldir. Kitaplarım vardır. Mevlevi'liğe çok düşkünüm. Bir tarihte bir müşterim cami minareleri istedi tesbihlerin üstüne. İmameleri cami minareleri olsun dedi. Bütün ünlü camilerin minarelerini yap dedi bana. Edirne Selimiye Camii'nin imamesine geldi sıra. Düşünüyorum. Ya şerefesindeki mukarnaslar ne şekildeydi? Yani bugün internet ortamı var, yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Arabaya bindim, kameraya elimi aldım, doğru Edirne Selimiye Camii'ne gittim. Yakından zoom yaparak çektim ve geldim o şerefelerin altındaki bütün işlemeleri ona noktasına virgülüne kadar işledim. Bu da benim mesleğe duyduğum saygıdır. Hatasız olsun, kusursuz olsun. Kafamda bir model tasarladığım zaman onu unutmayayım diye hemen o kağıdı kalemi alıp oraya birebir perspektifiyle, ölçüleriyle çizerim. Çizdikten sonra da uyku tutmuyor bu sefer. Evim yan bina, bitişik. Hemen eşofmanlarla beraber atölyeye inip, gece yarısı atölyeyi açıp, illa onu burada yapıp içim rahatlayacak. İlk başladığım yıllarda hep bu mantıkla yürüdüğüm için bugün mesleğimde kendimce gelebileceğim en yüksek yere geldim. O yüzden akşam evime gittiğim zaman yastığa başımı koyunca huzurla mı yatıyorsunuz? Gerçekten huzurla yatıyorum. Çünkü aldığım parayı hak ediyorum. Buna inanıyorum.